Efendim donduk sohbetin sonunda sevgili İzzet Çapan'ın konuğuydum ve sonunda karanlıklar arkasında hoşça kal dedik birbirimize. Ne iyi ettiniz, izlediniz, benimle birlikte oldunuz o hesapta, sevgili İzzet Çapan'ın hesabında buluşmuştuk. Ama şimdi bugün kahve bahane birazcık geç başladık oradaki kopmalardan ötürü. Kahve bahane hoş geldiniz. Sohbet şahane. Hemen sevgili arkadaşım Fulin Arıkan, TRT'nin gerçekten yetiştirdiği çok nadide spikerlerden biri. Ne güzel oldu ki benim teklifimi kabul ettiniz. Kahve bahanede beraber olduk. Ay ben çok konuştum Sen daha da bir saat, 1,5 saat daha konuşacaksın. Hadi bakalım. Enerjin nasıl? Maşallah hiç düşmüş gibi gözükmüyor. Her Çok zamanki gibi. iyiyim. Her Full zamanki enerji. gibi full enerji çünkü sizleri bekliyorum. Azıcık geç geldim. Ev sahibinin geç geleni makbul değildir ama işte artık oldu bu olanlar. Olsun. Bugünlük Kapıda mı olsun. Olsun. beklediniz? Kapıda mı Kapıda kaldınız? Ne bekledim olur? vallahi. Dedim ki Yeşim başlamış canlı yayına dedim. Biz dedim bir kısmını İzzet Çöpel'le sonra çıkmak zorunda kaldım. Sonra dedim ki Yeşim başlamış canlı yayına. Ha hemen ben de katılayım dedim. Baktım Yeşim yok. Yeşim hala İzzet Çöpel'le konuşuyor. Şimdi bir şey oldu galiba değil mi? Son anda bir aksaklık Evet oldu. evet Bilmiyorum görüntü donuyordu birkaç sorun mu? kez. Ha Ay ne evet. güzelmiş görüntümüz. Ay Amerika ile böyle bağlandık falan derken böyle bir şey oldu. Şimdi bugün ilk Müge ile başladık. Elimde tutuyorum bugün telefonu. Onun için biraz böyle oynatabilirim. Çünkü tripod Oldu. bugün buna da ona lazım. Ay Elimi canım idare benim ediyorum. ya. Nasıl uzun bir 10-15 dakika. Ay Ha canım canım. benim. Şimdi bugün iletişim dedik. Müge ile çok güzel bir sohbet oldu. İzleme fırsatın oldu mu bilmiyorum ama gerçekten o Oldu. kadar önemli noktalara değindi ki yani her şeyin başı hoşgörülü olmak, iletişimde karşımızdakini dinlemek, empati kurmak ve ön yargılarımızdan arınmış olmak, olumlu ve olumsuz eleştirilere de açık olmak. Şimdi bu noktada sen bu kadar iletişimin bu kadar yaygınlaştığı, bu kadar hızla bilginin akışkan olduğu, bu kadar hızla birbirimizi anlayıp kimi zaman da yanlış anladığımız zamanlarda senin mesela böyle başına gelen bir şey var mı? Yani birazcık senin görüşünü de alalım bu iletişim konusunda. İletişimde ne tür hatalar olabiliyor, neler yaşıyoruz? Bir tane tuna bir tripodumu isteyeyim. Ha tripodum gelsin de. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Tınacığım. Öpüyorum. Biz de Bayağı seni öpüyoruz. takılıyorum. İyi Evet yani akşamlar Recep Bey. bugün bütün konuşulanlara hem İzzet Çapa'yla hem de Müge'yle yaptığın konuşmalara tanık oldum, dinledim. Çok doğru şeyler söylediniz. Yani Müge de çok önemli şeylerin altını çizdi. Tabii ki iletişime ait, iletişime dair benim de yaşadığım o kadar çok şey var ki hem iletişim biliyorsun seminerleri veriyorum zaman zaman. Hem yaptığım iş iletişim gerektiren bir şey. Başından beri yani biz bu sektöre girdiğimizden beri iletişimin tam ortasında duruyoruz. Aynen. Dolayısıyla çok şey yaşıyoruz, çok şey deneyimliyoruz. Kendi özelimden ziyade istersen Sermin olayından gideyim iletişim konusunda. Çünkü sevgili Sermin biraz sonra senin konuğun olacak biliyorum. Diğer arkadaşlarımı da hepsini çok özledim. Ankara grubu bugün sana katılıyor. Evet, Ben ne güzel ya. İstanbul'dan izliyor olacağım. Şimdi Sermin'le de bunları konuştuk. Bir kere Sermin olayında iletişimi bir tarafa bırakırsan sosyal medya iletişimi bambaşka bir şey. Yani Çok. onu Müge de söylüyor. Yani yüz yüze iletişim, normalde kurduğumuz iletişim gibi bir iletişim değil. Sosyal medya biraz sanal bir ortam olduğu için insanlar orada biraz daha pervasız, fütursuz ve haddini aşan bir Çünkü şekilde yapabiliyor. de evet zaman zaman sözüm ona iletişim kuruyorlar. Ama artık mesela Sermin'in yaşadığı şey tam anlamıyla bir linç. Linçe uğraması. Yani o olayda ben iki şeye çok
takıldım ve beni çok rahatsız etti. Bir, bu linç kültürü gerçekten sosyal medya ile hayatımızda giderek daha da fazla yer tutmaya başladı ve bu bir aslına bakarsan bumerang. Yani her an herkese dönebilecek bir şey. Çünkü insan hatasız değil, herkes hata yapabilir. Tabii, az önce söylediğim Herkesin gibi. elinde olmayan sebeplerle, işte ne bileyim bir boş anına denk gelir, iyi niyet olduğu sürece bu hatalar hoş görülmeli, hoş görülebilir. Eskiden bir hoşgörü şeyi vardı, kültürü vardı bizim kültürümüzde, bizim yaşantımızda. Şimdi sosyal medyayla beraber bunu kaybettik. Neden? Çünkü hiç kimsenin yüzü ortada değil Yeşim. Hele hele Bir de kimsenin yüzü isimlerini de ortada saklıyorlar, değil. takma Orada isimler. isimlerini de saklıyorlar. Fake hesaplar da açıyorlar. Ondan sonra Allah ne verdiyse, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Bu insanlıktan çok uzak bir yaklaşım ve bunun hiçbir şekilde iletişimin açıklanacak bir tarafı yok. Bir, bundan çok rahatsızım. Sosyal medyadaki bu tarzdan çok rahatsızım. İki, kibirden çok rahatsızım. Yani birinin hata yaptığını söyleyebilmek için sen ne kadar biliyorsun kardeşim? Sen bir kendine bak. Yani sen kimsin? Hangi deneyim, hangi birikim, hangi tecrübeyle sen eleştiriyorsun? İnsanlarda müthiş bir kibir var. Telefon geldi, hemen kapattım. Ya bence zaten burada kısacık bir araya gireyim. Şöyle söylemek istiyorum. Soranlar olmuş, kim hakkında konuşuyorsunuz? Çok geç, yakın yani geçtiğimiz birkaç gün içerisinde, cumartesiydi sanıyorum. Çok sevdiğimiz, çok değerli arkadaşımız, TRT spikeri, haber spikeri Sermin Baysal Atan'ın bir konuğuna sorduğu soru vardı. O soru üzerine daha sonra sosyal medyada hakikaten resmen saldırıya uğradı, linç edilmek üzere. Çok ciddi bir saldırıydı o. Ki şöyle bir şey var. Yani ben olayın bilgi aşamasında da değilim. Yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Yani öyle bir noktada hani Ya o tabii ki bilgi herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bir kere bir TRT spikeri, Sermin gibi sorumluluk sahibi, işini iyi yapan bir kadın. Ben biliyorum ki çok iyi çalışıyor. Yani sen bir spikersen her konuda konuğun kimse, o konunun içeriğine göre, konuğun uzmanlık alanına göre zaten bir ön araştırma yapıyorsun. Ama bütün bir literatüre sahip olacaksın, hakim olacaksın anlamına gelmiyor bu. Sen araştırmanı yapıyorsun, bilmediklerini sor. Ha şöyle bir şey, burada hiçbir yanlışlık yok benim meslek arkadaşının sorduğu soruda eksiklik olduğu söylenilebilir. O da şöyle referans gösterebilirdi. İşte bilmem İşte. şu yayında ben böyle bir şey okumuştum ya da halk arasında şöyle bir inanış var gibi bir şey söyleyebilirdi. Ama söylemedi kardeşim. İşte yani Söylemedi. hepimiz aynı Koşuna şeyi denk söylüyoruz geldi. galiba. Zamanı yoktu. Oydu buydu. Evet yani. Yanlış bir şey mi söyledi? Yanlış bir şey söylemedi. Yaşım özür dilerim. Hayır. Çok bu konuda sinirliyim. İkincisi, birilerine zarar mı verdi? Birilerini incitti mi? Birilerine hakaret mi etti? Hayır. Yani yanlış bir şey de söyleyebilir. İnsansın, ağzından çıkabilir. Yanlış bilgilenmiş olabilirsin. Çünkü Evet. internette de bilgi kirliliği var. Ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. Aralarından ayırt etmeye çalışıyorsun. Doğru okumaya çalışıyorsun bir takım şeyleri. Yanlış da yapabilirsin. Ama bu kadar yani, bu kadar acımasızca, bu kadar Ne ara alaycı, bu böyle kadar olduk? incitici. Ne ara böyle İnanamıyorum olduk? ya. Yani ben Ha sonra da gerçekten az mesela önce... çok özür dilerim. Şuna da çok sinirlendim. Zaten zamanım kısıtlı. Bunları söyleyeyim söyleyeyim gideyim ondan sonra sen Tamam. Sermin'le konuş. Bununla alay eden gazeteci sonrasında çıkmış diyor ki galiba hata yaptık. Ondan sonra bak bunu söylerken diyor ki Wall Street Journal'da böyle bir makale varmış. Demek ki bu speaker Wall Street Journal'ı okuyormuş. Yani bir de Gördüm. orada alay Yazık. ediyor. Çok Bir de orada üzücüydü onun adına alay ediyor. bence. Ya bu nasıl bir kibirdir? Yani ben bunlara çok sinirleniyorum. Çok Acı. üzülüyorum. Acı. Çok acı. Hayır ama acıyla Çok sinir çözülecek bozucu. bir mesele değil. Yani insanların hayatını etkiliyor bu. Sermin'in kaç günden beri çektiği üzüntüyü ben biliyorum, hissediyorum. Bir spiker olarak hissediyorum, Aynen. sen de hissedersin. Yani bunlar çok sevimsiz şeyler. Ama Tekrar hiç de bu söylüyorum. kadar Yani önemli bir şey değil yani. maalesef öylesi bir çağda yaşıyoruz ki bu kadar yakın olabiliyoruz. Bu kadar da birbirimizi anında yok edebiliyoruz. O yüzden bence gerçekten acı olan bu işte. Yani elimizdeki yetenekleri ya da
elimizdeki bir çok fazla insana ulaşma yeteneğini böyle kullanıyorsak yazıklar olsun. Yani tutup halbuki bu ne kadar iyi amaçlarla ya orada konuşup birbirimize ne iyi şeyler iletebiliriz, ne güzel tabii. şeyler paylaşabiliriz ama böyle tabii. paylaşmayı tercih ediyor Aynen. bazı insanlar. Yani şu noktada bu, bak vallahi ben Sermin'e de anında böyle ona ulaşıp şunu söyledim. Bak ben bilmiyordum. Ben gerçekten demir tencereden demir et böyle bir şey ben bilmiyordum dedim. Ne olursun sen de beni anla. Hani eğer bir tek şu olmuş olabilir ona söylediğim için burada da söylüyorum ki kendisine de söyledim yine konuşacağız. Bilgi değil bilgilendirme eksikliği olabilir. Ben bilmiyordum. Ama ben bilmiyorsam onun söylediğini hemen alıp yok etmek yerine ha, ne diye düşünürsün? Ha, söyleseydi de belki o da diyebilir ki evet keşke deseydim ki makalelerde bu var. Onu da bir ona atıfta bulunsaydı ya da karşısındaki hanımefendi saygıdeğer çok yazık ona da üzülüyorum ona da saldırdılar. Doktor bilmiyor. Bilmiyorum böyle bir şey yok demiş o da gülmüş. Yani hani ya vallahi full edip gerçekten o kadar çok. Ya ben sana o kadar yani şu yaşadığımız dönemi düşünelim. Yani evlerimize tıkıldık, kaldık. 3 gün sonra ne olacağımız belli değil. Ölüm gelmiş buraya dayanmış. Nereden ne kapacağım belli değil. Bizim uğraştığımız evet. şeylere bak ya. Ay evet tencere, ya tava, demir döküm yani bilmem ne. Yani Sermin'e de dedim. Gülelim ya, gül geç. O güzel canına, o güzelim. Yani gerçekten. Kesinlikle hani aynı şeyleri ben de söyledim. Aynı şeyleri bebek söyledim. Gibi yani, geçtim. Onun spikerliğini, onun 25 yılını abi yani bunlar kimseye ya şey ben Sermin'in düşmez. Yerinde olsam zaten şu anda benim düşünecek hiçbir şeyim yok. Hayır, söylediği şey yanlış mı? Değil. Hayır. Tabii. Zaten bu ortaya çıktı. Ben işin o tarafında değilim. Sermin tamamen zaten bence olayı kapatmalı. Ama onun haricinde bu linç ve kibir insanların sorgulaması gereken bir şey. Çünkü bu süre gelen bir şey. Neydi? Öyle bir şey ne vardı. Ne ilk ne son. Son da olmayacak. İlk de değil. Ha, bir gün herkesin başına gelebilir. Ama gelmesin işte yani. Gelmesin. Bütün yani, problem o. Bence dünyaca az önce de söylediğim gibi. Yani herkes Amerika bunun altında. İşte efendim. Hayır ya. Bir önce kendimizdeki güzelliklere bakalım. Türkiye için mesela gerçekten ben bu sürecin sonunda Türkiye'nin inanılmaz bir sağlık turizminde başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü mesela az önce söylemeyi unuttum o röportajda söyleşide İzzet Çapa'yla. Ama gerçekten Fulin ya burada mesela neden o ilaçların hiçbiri uygulanamıyor? Neden? Çünkü Türkiye'deki gibi 4 ilacı karıştır, 5 ilacı karıştır, hastaya ver, yapamaz. Onun konsantreleri var, imzalanacak. Yoksa o hasta bir şey olur, hastaneyi su eder, ailesi milyarder olur, hastaneye de sahip olurlar. Yani burada o korku var, yapamazlar yani, o ilacı uygulayamazlar. Ne oluyor öyle olduğu için? İlaç sıkıntısı, Amerika bunu mu yapıyor? Yahu Amerika'da da diyor ki dünya bizim özgürlüklerimize saldırıyor. Yani herkes kendine yapılmış atak diye görüyor bunu. Yapmayalım. Yani her mecrada mümkün olduğu kadar iyi ile kötünün savaşı var bence. O yüzden o iyi ile kötünün savaşında hata mı oldu? Hatayı da hoş görelim. Hatayla yaşamayı öğrenelim ki hata değil ki hataysa görelim. Hata yok ortada canım hata, hata yok. Hata demeyelim de olabilir, yapılabilir miydi? Söylenebilir, söylenebilirdi. Ha, söylenmemesi onun eksikliği mi? Hayır. Ne koşullarda oldu? Onu o yaşadı, o biliyor. Yani yüzden sen veriliyorsun. Yani şurada sürekli rejiden sana uyarı gelir. Yok işte bitir derler, süre bitti derler. Orada yukarıda kendi aralarında konuşurlar. Sen onu duyarsın. Bir anda minütaj yapmaya çalışırsın. Yani o kadar çok şey var ki anlık boşluğuna denk gelebilir. Canlı yayın çok zor bir şeydir. Söylemek istediğin bir şeyi unutursun. Yayından sonra dersin ki hay Allah ya ben şunu da söyleyecektim. Çok da önemliydi. Ama geçmiş olur zaman. Bunların hepsi bu işi yapan insanların çok iyi bildiği risk faktörleri. Yani Sermin de bir hata yapmadı. Sadece orada dedim, belki işte diyebilirdi ki bilmem işte şu yayında ben şöyle bir şey okumuştum. Ama demedi. Dediğim gibi boşluğuna denk geldi. Her neyse evet, gelmiş geçmiş olsun. Hoş görüyorum. Ama her zaman değeri, bu değer evet. bilir demiş İrem Hanım.
Aynen de öyle. O yüzden canım benim, ne güzel oldu. Seni yine gördüm. Evet. Ben de öyle. Bura, Erdoğan'a ve Sermin'e çok 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 sevgilerimi iletiyorum buradan. Sizi keyifle izlemeye devam edeceğim ben de. İyi yayınlar diliyorum, iyi sohbetler diliyorum. Eminim zaten bu dörtlüden gene harika sohbetler çıkacak. Öpüyorum sizi. Canım benim. Sevgiler. Seni ilk kim görüyor? Yayınında YouTube kanalımızda YouTube'da Kahve Bahane Sohbetleri diye bakarsanız bulabilirsiniz. O yüzden ben herkese buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Sizleri orada bekliyoruz. Ve seni sevgiyle hoşça kal, yolculuklar. Görüşmek üzere. Hemen bakıyorum ki burada yayına alabileyim. Çok teşekkürler canım benim. Evet, hemen bakalım. Sevgili Burak, oradaysan seni yayına almak istiyorum. Sizleri bekletiyorum ama ve lakin şuradan birilerini bloklamam çok acil gerekti. Evet, şimdi bakalım sevgili Burak orada, hemen yayını alıyorum. Evet, Burak'cığım geldin mi? Ay efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yeşimciğim, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Birazcık beklettim sizleri. Kusura bakmayın. Bugün böyle bir zevkle zaman izledim. Yayın zevkle izledim. Hepinizi bir kere çok özlemişim. Deneme yaptık ya 2 saat önce. Yaklaşık 5-6 yıldır görüşemiyoruz. Bu tür yayınlar, bu tür paylaşımlar en azından birbirimize tekrar iletişim kurmaya vesile oluyor diye. Fulini sohbetini çok özlemiştim. Az önce Fulini zevkle dinledim. Onun o duru, o su gibi akan Türkçesine. Bütün bu güzelliklerle herkesi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Merhaba. Merhabalar Burak'cığım. Azıcık tabii tanıyan tanımayan, bu çünkü bu yayın şimdi kaç kişi katılımcımız varsa bundan sonra yayında biliyorsun Instagram'da 24 saat kalıyor. Sonra da biz Kahve Bahane Sohbetleri kanalını kurduk. YouTube'da orada kalacak. Öncelikle bir seni bilelim. Yani kaç sene oldu? Bak canım Burak'cığım, Pulin'den de sevgiler sana. Kaç yıl oldu TRT? Şimdilerde de gördüğüm kadarıyla Avaz'da haberdesin. Doğru mu? Evet. Yeşim 28 yılı oldu. 92 yılında başladık TRT Haber Merkezi'nde muhabir olarak. Çok şanslı bir kuşaktık. Hatırlarsın o dönemi, o dönemin ustalarını, o dönemdeki bizim referans kaynaklarımızı. Onlarla birlikte harmanlandık, onlarla birlikte ustalaştık, belli bir noktaya gelmeye çalıştık. Arkasından farklı farklı alanlarda habercilik yaptım. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çalışma Hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı. Savaş ve çatışma bölgelerine gittik. Irak'ın kuzeyi dahil olmak üzere. Bosna Hersek'e gittim 1995 yılında. Herkesin ekranları başında izlediği o trajik, dramatik olayı ben kameraman arkadaşım Ali Özdemir ile birlikte Bosna Hersek'te tam da olayın göbeğinde yaşadık. Çok acı olaylardı tabii izlediğimiz olaylar. Özellikle Bosna Hersek benim yüreğimde apayrı bir boyuta sahiptir. Çünkü orada yaşadıklarımızın sadece %30'unu yansıtabildik. Bütün dünyanın, Avrupa'nın ortasında işlenen bir soykırımda hatırlayacaksın. Büyük katliamlar vardı. Çektiklerimizin, tanık olduklarımızın sadece %20'si, %30'unu yayınlayabildik. %70'i yüreğimizde, beynimizde kaldı. Yaklaşık 10-15 yıl arazide görev yaptıktan sonra bu sefer de sunucu masasına geçtim. Sayıları 14-15'e yaklaşan, sabah ve akşam kuşağında canlı yayınlanan programlar sundum. Ama meslek hayatımda şöyle geriye dönüp baktığımda arazide görev yapmanın, o arazinin tozunu yutmanın bize de çok şey kazandırdığını düşünüyorum Yeşim. Kesinlikle ve ben geçenlerde böyle nasıl gelişti hatırlamıyorum. Ha evet, yok hatırlıyorum şimdi. Roma Bileti diye bir YouTube'da bir kanal var. Çok tatlı bir arkadaşımız Ahmet Ebcim. Onun konuğu oldu. O röportaj öncesinde eski dedi spikerlik diyor. Ay olmuş bir, yani asırlar geçmiş sanki. Ondan sonra bulayım tamam derken rahmet olsun babacığım o günleri böyle DVD'lere kaydetmiş. Onları buldum. Onları dijital formata aktardım falan. Bağlantılarda şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlanıyoruz ve sevgili Burak gerçek karşımızda dediğim o.
Çok güzel günlerdi ama, çok güzel günlerdi. Yani az önce ben sanıyorum, ya pardon, lafını balla böldüm. Az önce İzzet Çapa'nın söyleşisinde de onu söylemek istedim. Gerçekten biz TRT'nin TRT olduğu, okul olduğu zamanlarda çok şanslıydık ki orada yetiştik. O bizden önceki usta çırak ilişkisiyle seçeceğiz. Yani başkayım. Biz hayır, tamam, kimse mükemmel değil. Bizim de zaman zaman hatalarımız olur ama gerçekten bu işi meslek olarak öğrendik, meslek olarak edindik. O evet. yüzden de hani ne güzel ki oralarda böyle birlikte olmuşuz. Sonra da yıllar geçmiş. Bak yine bir yayın gibi kendimize kanal kurduk. Önemli olan da zaten bu, biliyor musun? Ben şöyle düşünüyorum. O kadar çabuk akıp geçiyor ki zaman. Su gibi akıp geçiyor. İşte deneme yayınında da paylaşmıştık. 5-6 yıl önce Ankara'da bir yemekle bir araya geldik, sohbet ettik. Bahsettiğimiz zaman dilimi 5-6 yıl. Ama günün birinde aradan zaman geçiyor. O uzun yılların ardından tekrar bir merhaba diyebilmek, birbirimizin yüzüne gülerek bakabilmek, içtenlikle bakabilmek, dostane bakabilmek. Ben bunun çok kıymetli bir hazine olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığımız işler, içinde bulunduğumuz pozisyonlar, konumlarımız, sunduğumuz programlar, şunlar bunlar elbette ki kıymetli. Ama bunların hepsi ve hepsi gelip geçici. Günün birinde insanların buralarında yer edinebiliyorsan eğer, onlar senden o güzel gülümsemelerini, o tebessümlerini, muhabbetlerini eksik etmiyorlarsa, ben hayat yolculuğumuzda ilklerimizin kıymetli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Çok katılıyorum sana. Çünkü hani her zaman işte diyorum ya, 55-56 yaşıma geldim. Geriye dönüp baktığım zaman hani herkes para biriktirir, ev alır bir şey. Benim en büyük yatırımım dostlarım, arkadaşlarım. İyi ki de öyle yapmışım. Gerçekten kesinlikle geriye öyle dönüp baktığım zaman böylesi bir zamanda bile herkesin bir saati var. Herkesin hayatında yeri var. Ne iyi oldu ki çok zamandır görüşmediğim dostlarımla sizlerle de burada paylaşabileceğin, konuşabileceğin, üzüldüğünde omzunda ağlayabileceğin, dertlerini anlatabileceğin, yüreğini açabileceğin insanların varlığı hayatımızdaki en kıymetli hazine. Evet, çünkü hayat çok kısa. Hep bugün aynı şeyi söylüyoruz. Doğru iletişebilmek çok önemli. Sen bu konuda bayağı faal de çalışıyorsun. Yani TRT ve onun dışında İletişim ve iletişimde birbirimize neler, ne tür hatalar. Ya birazcık da bu konudaki senin de görüşlerini alalım istiyorum ben bugün. Tabii şimdi şöyle, ben evet TRT'de çalışmaya devam ediyorum. Şu anda TRT Avaz'da hafta içi her akşam canlı yayınlanan bir programın sunuculuğunu yapıyorum ama yaklaşık 3-4 yıldır hani güzel insanlar dedik ya hayatımıza biriktirdiğimiz, işte o güzel insanlardan biri bir gün otururken bana dedi ki, o dönemde de çok faal değilim, aktif değilim. Ya dedi, böyle hani boş boş oturacağını bir kenarda, bir köşede, sonuçta geride kalan bir 25-26 yıl var televizyonculukta, habercilikte. Niye bu birikimini, Burak dedi, genç kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla paylaşmıyoruz? Nasıl olur dedim peki bu, yani ne yapacağız? Bak dedi, çok güzel bir eğitim seminerleri var. İnsanlar çıkıyorlar sahneye. Yaklaşık bir saat boyunca kendi alanlarıyla ilgili tecrübelerini, heybelerinde biriktirdiklerini bir şekilde genç insanlarla paylaşıyorlar. Sen de böyle bir şey yapabilirsin dedi. Ve belki de hayatımda bana yapabileceği en büyük iyiliklerden birini yaptı yaşım. Önce bir tereddüt ettim. Hani insan böyle yeni bir şeye başlarken, bir adım atarken sürekli bir tedirginliği, içinde bir korkusu, çekingenliği vardır ya. İlk onu yenmişim. Ondan sonra bir çıktık yola. Türkiye'nin dört bir tarafında. Şimdi üniversitelerden ya da başka başka etkinliklerden genç kardeşlerim çağırdıklarında onlarla bir şekilde konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Yaklaşık bir saat, iki saat boyunca iletişim üzerine konuşuyoruz. Çünkü sen de katılırsın herhalde. Hangi mesleği yaparsak yapalım, doktorluktan mühendisliğe, mühendislikten öğretmenliğe, hepsinin doğasında iletişim denilen o sihirli güç var. Çünkü yani sırf o tarz meslek, ya bence her işverenin, büyük yani büyük iş patronlarının bile ki yani, çünkü o beden diliyle o insan, lider olan herkesin diyelim belki de. Yani göz kesinlikle önünde olan, doğru iletişim kurması gereken herkesin bundan nasibini alması gerekiyor bence. Kesinlikle öyle.
Ben de şimdi elimden geldiğince işte genç kardeşlerimle birlikte o seminerlerde iletişimin gücünü anlatmaya çalışıyorum. Beden dili, sahnede nasıl rahat konuşuruz, insanlarla nasıl iletişim kurabiliriz. Ön yargı mesela, bugün konuklarınla birlikte Müge'yle bunu özellikle eline boyuna konuştuğun çok büyük bir ilgiyle takip ettim. Çünkü ben o sahneye çıktığımda kapıdan dışarıya adımımı attığımda şunu çok arzu ediyorum. Çok ciddi bir sancılı süreçten geçip ön yargılı anlamında birbirimize bazen kalıplarla bakıyoruz. Birbirimize bazen belirli kodlarla bakıyoruz. Şematik bir takım bilgilerle bakıyoruz. Bu bizi yanılgıya götürüyor. Halbuki hiçbirimiz birbirimizin öyküsünü bilmiyoruz. Geçmişimizi bilmiyoruz. İçimizde birimizin bir travma olabilir, bir yara olabilir, bir üzüntü olabilir. Öykümüzü bilmediğimiz insanları, öykülerini bilmediğimiz insanları bir kibirle, bir ön yargıyla acımasızca eleştirebiliyoruz. O yüzden sahneye çıktığımda Mevlana'nın çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Hep o gençlere o alıntıyla giriyorum. Der ki, beni yargılamadan önce diyor, benim ayakkabılarımı bir giy. Benim geçtiğim yollardan, denizlerden, ırmaklardan, göllerden bir geç bakalım. Aradan bir yıllar geçsin, aynı yolu bir geri dön. Takıldığın engellere takıl. Beni ancak ondan sonra yargılama hakkına sahip olabilirsin. Aynen. Ne kadar baktığında felsefi derinliği olan, anlamı olan bir cümleden bahsediyoruz. Ama bu durum böyleyken hayatın farklı farklı alanlarında, az önce Fulya mesela Selmin olayına değindi. Bilmeden Mesih'in iç yüzünü, Selmin'i tanımadan bir tane kısa bir 10 saniyelik, 15 saniyelik bir süreçten yola çıkarak insanları tırnak içinde linç edebiliyoruz. Hangi hakla? Sen o Mesih'in doğasını biliyor musun? Hayatında kaç kere canlı yayına çıktın? Mesela sen Selmin Baysal Atan'ın nasıl bir spiker olduğunu biliyor musun? Ben kendi adıma biliyorum. Yaklaşık 25 yıldır tanıdığım bir insan. Dersine çok iyi çalışan bir spikerdir. Bir kere en büyük avantajı, az önce sohbetimizin başına söyledim, araziden gelmiş bir spikerdir. Habercilikte arazinin tozunu yutmuş. Yıllar boyunca pek çok önemli olayın içinde, sıcak gelişmenin içerisinde yer almış bir spikerdir. Ayrıca ben o videoyu izledim. Sosyal medyada bir sürü geyikler dönüyor, tırnak içinde söylüyorum bunu. Onu tiye alan, onu bir şekilde açıklığa kavuşturmaya çalışan bir paylaşım söz konusuydu. Buradan yola çıkarak mesleğini çok güzel yapan, çok büyük sevgiyle ve aşkla yapan bir insanı bu kadar linç edebilmek de bir ön yargı değil mi? Bence bir ön yargı. Yani ön yargının Allah'ı yani. Sonuçta insanlar zaten, ya bak ben Sermin'e de anlattım. Bütün sosyal medya kanalları kurulduğunda 2008'de Türkiye'ye geldim ki ben sosyal medyayı Türkiye'ye getireceğim. Çünkü o zamanlar daha yeni medya, kimse duymamış. Twitter diyorum. Tweet ne diyorsun? O kadar yeniyken ya yemin ediyorum Türkiye'de ilk sosyal medya kanalları kurulduğunda ne açıldı biliyor musun? Küfür edelim. Sizin yerinize küfür edelim. Hesapları açıldı ya. Yani aynen. Bu işi meslek edindi insanlar. Bunun için sadece bunu meslek edinmiş insanlar var. Bırak maalesef. Onları. Müge'nin çok güzel bugün sabah açıkladı ki hayran oldum. Doğru söylüyor. Grup teröristi deriz biz bunlara dedi. Doğru. Gerçekten. Doğru. Yani Fulin'in dediği de çok doğru. Evet, onu böyle çıkıp Wall Street Journal'da okuyormuş diyen kendini beyefendiye de buradan kimseyle karşılıklı gelmek veya kimseye laf atmak için yapmıyorum ama yani bunu derken sen de yayıncısın. Hiç mi başına gelmedi? Hiç mi başına gelmeyecek zannediyorsun? Yani herkes birbirini böyle yıkıp ama tekrar şunu söylüyorum. İnsan dediğin çiğ süt emmiş yaratık. Yani her şeyin başında insan insana bu zararı verebiliyor. En acısı da bu. Şu anda yani bu kadar... Ama işte Yeşim, sözünü kesiyorum ama minicik bir virüs çıkıyor, minicik bir virüs çıkıyor ve diyor ki insanoğluna, bir dakika kardeşim diyor, ya sen ne büyüklüğü, ya sen kimsin diyor. Sen bir oturdun bakalım yere diyor ve bu dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insan şu anda herkes evlerine kapanmış vaziyette. Herkes kendi sınırını, olabildiği noktayı güzel bir şekilde tayin edebilse, birbirimize zarar vermesek, şu ön yargı denilen o zararlı illetten kurtarabilsek aslında yaşanabilir bir dünyayı inşa edeceğiz ama işte bundan dolayı zaten bu hale geliyoruz diye düşünüyorum. Evet, Müge'nin diğer söyleşilerinde söylediği hep bir şey vardır. Şimdi ben hep buna biraz da ben pozitifim, o biraz tabii hocam ya. Ben hep şey diyordum Müge'cim ya, yani bak hani insanlar biraz fark ediyor, biraz içimize döndük. Buradan böyle başka bir şey çıkacak. Yani çünkü ister istemez
her zaman söylediğimiz gibi bu bir travma. Kabul edelim, etmeyelim. Bu travmaya giren insanla çıkan insan aynı olmayacak. Ve bu süreçte ay bir iyilik mi gelecek sanki falan. Yok ya, hiç öyle bir beklentim yok gibi cevaplar alıyordum. Şimdi bu olayda gördük ki yok, ders almıyoruz. Biz hiçbir şeyden ders almıyoruz. Yani Sermin olayı, Sermin adı. Hayır, yani ben ona da söyledim. Kapat, kapat bu konuyu. Çünkü bir gün sonra başka bir şey çıkacak yani. Zaten bizim burada sağ olsun Trump Efendi her dakika bir şey üretiyor. Gülsünler, eğlensinler, yazsınlar, çizsinler. Hani malzeme çok ama malzeme olan kişinin tabii ki böylesi bir travmadan çıkması, onun travması daha başka. Yani valla ben de kendi adım aslında iflah olmaz ve iyimserimdir. Böyle hep bardağın dolu tarafından bakarım. Ve bu süreçlerden geçerken de hep şunu düşündüm. O klasik klişe cümle, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hala oradayım ama bazen de geriye dönüp bakıyorum Yeşim. İnsanoğlu yaşadığı bütün bu acılardan, virajlardan ve travmalardan ne kadar nasibini aldı diye. Tarih bizim için çok güzel bir turnusol kağıdı. Şöyle geriye dönüp bakıyorum. Örneğin işte 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı yaşanmış, öyle değil mi? Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Tam o bitmiş. 1918 yılında İspanyol gribi başlamış. Yine Avrupa'nın ortasında milyonlarca insan hayatını kaybetmişler. Tam 2 yıl sürmüş. 1920 yılına kadar. Tabii. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Matematiksel ve otomatikman. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bir savaş yaşandı. Bir virüs dünyaya kasıp kavurdu. İnsanoğlu bundan nasibini almıştır. Sadece 20 yıl sonra, bak Yeşim, çok fazla bir zaman değil. 20 yıl sonra insanoğlu bunu yaşamamış gibi İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. İşte. Yine 6-7 milyon insan hayatını kaybediyor. Yani niçin ders almıyoruz yaşadıklarımızdan? Tabii bu ayrı bir uzmanlık alanı diye düşünüyorum. Evet, bunu Müge'ye soralım ya. Yani çünkü neden almıyoruz biliyor musun? Yine ego. Ego, evet. ego çok tehlikeli. Yani evet. Egoların, kodlamaların, insanların empati yeteneği, ego olunca o kadar nasıl empati yapsın? Yapamıyor. Yapamıyor. Çok sevdiğim bir anekdot var Yeşim, onu paylaşmak isterim. Çok isterim. İki tane çok birbirini seven candan dost varmış. Bir gün işte nedensiz bir şekilde kavga etmişler. Araya kırgınlık, küslük girmiş. Aradan 6 ay geçmiş, 7 ay geçmiş. Özetleyerek anlatayım. Bir diğeri ötekinin evine gitmiş barışmak için. Kapıyı çalmış. İçerideki demiş ki, kimsin? Benim demiş. Kapı açılmamış. Kapı duvar. Öteki geri dönmüş. Aradan bir zaman daha geçmiş. Tekrar gelmiş. Tekrar kapıyı çalmış. İçerideki demiş ki, kimsin? Benim demiş. Yine kapı duvar. 6, 7, 8. 8. de gelmiş, kapıyı çalmış. İçerideki kimsin deyince, ben senim demiş. Ve kapı ardına kadar açılmış. Bence bu hayatta, gündelik hayatın akışı içerisinde, özel hayatımızda ya da iş hayatında, toplumsal hayatın içinde ben senin diyebilmek gerekiyor. Hani o çok kullanılmaktan dolayı belki de anlamını yitiren empati kelimesi var ya, empati çok güzel sözcüğü. Anlattın ya. Bunu gündelik hayatımıza ne kadar çok içselleştirirsek belki de yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları çok daha rahatlıkla hem bireysel hayatımızda hem de toplum hayatının içinde daha rahat geride bırakabiliriz diye düşünüyorum. Keşke bunu yapabilsek. İşte bu bir erdem. Çok da güzel anlattın ama diyorum ya, yani bazen böyle çok sevdiğim dostlarımla, arkadaşlarımla ararım. İyi misin? İyisen iyiyim. Yani iyisen iyiyim diyebildiğimiz dostlarımız çok olsun. Tekrar söylüyorum, dünyanın neresinde olursak olalım çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zorlu bir süreçten Kesinlikle. Geçiyoruz. Anlık şeyler yaşayan için zor. Yani mesela şimdi benim çok yakın bir arkadaşım ablasını kaybetti. Yeğeni hala COVID'den hastanede. Allah rahmet eylesin. Hani doğal yolla kayıplar var ama bir de çok ekstrem, yani şu anda çok fazla sayıda yaşanan travma düzeyinde, hepimizin eve kapanmasından öte birçok insan yakınlarını kaybediyor. Birçok insan yakınları, yaşlıları huzur evlerinde onlara ulaşamıyor. Böylesi bir dönemin içinde bu tabii ki şu kadarcık zerre ama gel sen onu arkadaşımıza sor. Tabii herkes her yaşadığını mutlaka, hani çok güzel dostlarımız, katılımcılarımız var. İki güne unutulur. Ha iki gün unutulur ama o onda yer edecek ve Allah'tan o kadar güçlü bir kişilik, o kadar kendini bilen bir insan o aşacaktır ama... Şimdi bir sorgulama mutlaka olacak Yeşim. Bir sorgulama mutlaka olacak. Çünkü olmamasına imkan yok. Netice itibariyle 200 binden insan hayatını kaybetti. İnşallah rakam artmaz. 3 milyondan insan şu anda tespit edilen vaka sayısı.
Şimdi biz daha önce bu koronadan önce ne düşünüyorduk tırnak içinde? Gelişmiş ülkelerde sağlık düzeyi çok iyidir, yardımlaşma, kolektif bir takım örgütlenmeler, şunlar bunlar son derece makul bir noktadır falan diye kafamızda bir tasavvur vardı, öyle değil mi? Bir baktık bunlar sadece kağıttan bir değmiş. Bence şu anda o toplumlarda yaşayan insanlar mutlaka iç dünyalarında şunu sorguluyorlardır diye düşünüyorum. Ben yıllar boyunca tırnak içinde medeni dediğim bu ülkeye primlerimi yatırdım. Ben her türlü vatandaşlık görevimi yerine getirdim, sorumluluklarımı harfi harfine hayata geçirdim ve bir salgın anında hayatımla mücadele ettiğim bir dönemde o gözümde büyüttüğüm devlet bana istediğim ve arzu ettiğim manevi elini uzatamadı. O yüreği ben göremedim. Tabii. Bu insanların hayatında ve toplumların ve ülkelerin hayatında önümüzdeki dönemde evet yani insanoğluyuz. Belki bazı şeyleri zaman geçtikten sonra unutacağız, yok saymış gibi kabul edeceğiz ama ben ne olursa olsun bu yaşadıklarımızın bir tortu bıraktığını düşünüyorum. Herkeste ve bütün toplumlarda o tortu önümüzdeki dönemde belki de iyiliği inşa etmede bizim için bir tetikleyici unsur olacak. Evet, aklı selim olanlarda mutlaka. Yani aklı selim sahibi insanlar bu tarz söylemleri böyle dinlemiyorlar. Yani ya da ne bileyim kendini alması gerekeni alıyor, sorguluyor. Ben bu kadar vergi ödüyorum. Sen sonuçta işte bak para gönderdim. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da kendilerini, herkes kendini haklı görüyor. Senin dediğin gibi yani önemli olan burada hak mı aramak yoksa daha yaşanılır mı kılmak dünyayı? İyilik çok zor ya Burak. Yani iyi olmak Yok da yok zor. değil. Ama bunu becermek çok önemli. Yani sen iyiysen ben iyiyim diyebildiğin noktada birlikte iyi olalım. Ya niye o kötü olsun? Hayır. Yani birazcık o öz eleştiride dediğin gibi iyiliği kazandırmak için ne yapabiliriz diye sorgularsak zaten bulabiliriz diye düşünüyorum. İyilik zor, doğru, zor. Katlanmak durumunda olduğun bedel daha fazla ama sonuçları orta ve uzun vadede bence çok daha güzel yeşil. Yani Evet. bunun meyvelerini alabiliyorsun. Çünkü kötülük kısa dönemde o kötülüğü yapan insanlara belki bir kar getiriyor. Bunlardan belli bir kazanç elde ediyorlar. Ama bir yere kadar yeşil. Tabii. Bir yerden sonra o ortaya koydukları kötülük bumerang gibi dönüyor. O kötülüğü yapan insanları vurmaya başlıyor. Karma O yüzden diyorlar ben aynen öyle karma. O yüzden de ne olursa olsun tarih boyunca iyi ile kötünün her zaman bir savaşı, bir kavgası ya. olmuş. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama ben iyinin belki birazcık hayatta romantik pencereden, çok duygusal ve iyi çerçeveden bakmaya çalışan bir insanım ama ben iyiliğin mutlaka getirisinin çok çok daha ayakları yere sağlam basan bir ilkesel yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bir de bir şey daha Kesinlikle. söyleyeceğim. Şimdi bugünlerde çok böyle sevimli bir takım videolar dolaşıyor, haberlerini bizler de paylaşıyoruz. O nedir? İnsanoğlu evlerine çekilince doğadaki diğer varlıklar sokaklarda, caddelerde dolaşmaya başladılar. Mutlaka senin de buna tanık olduğun görüntüler, videolar vardır. Ama geçen gün bir görüntü bence tırnak içinde bir ders içeriyordu Yeşim. Tam bir ders. O da Hangisi? şu, belki mutlaka denk gelmişsindir ama beni biraz üzerinde düşünmeye sevk etti. Çok lüks bir sitenin yurt dışında havuzunda şempanzeler yüzüyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Son yıllarda müthiş bir tüketim olgusu pompalandı. En iyisini al, en iyi arabayı al, en lüks sitede otur, en iyi markayı giy, en iyi markayı tak takıştır, değil mi? Mantık ve felsefe buydu, yükselen değer buydu. Fakat ne oldu sevgili Yeşim? Bir virüs ortaya çıktı, insanlar evlerine kapandı ve şimdi o lüks sitede belki de benim söylerken, telaffuz ederken belki de zorlanacağım rakamları veren insanlar evlerine bir şekilde girmek durumunda kaldılar. O lüks evlerin ve binaların sit havuzlarında doğadaki diğer varlıklar yüzüyor. Aslında derinlemesine düşündüğünde bunun inanılmaz bir mesaj olduğunu düşünüyorum ben. Neye Kesinlikle. yaradı o? Ne oldu o evler? Ne oldu arabalar şu anda? Tabii. Aldığımız o muhteşem kıyafetler ne oldu? Hangisini giyebiliyoruz? Hangi arabayı şu anda doya doya rahatlıkla kullanabiliyoruz? Dikkat ediyor Cebimizde musun? paramız var. Hangi restorana gidip de rahatlıkla yemeğimizi yiyebiliyoruz? Ve Hiçbirini yapamıyoruz. dikkat ediyor musun? Hani o böyle inanılmaz bir selfie çılgınlığından şimdi herkes böyle işte görsel ortamlarda işte Facebook olsun, WhatsApp olsun, ne bileyim bir sürü yani aplikasyon var.
böyle topla, onları falan koy. Yani birazcık hakikaten daha birlikte olmaya. Çocuklar okulu özledi. Ne bileyim yani, o birlikteliğin önemi, birbirimizin önemini kavruyoruz. Meta dediğin şey, bugün bunu giy, yarın giyme. Ne oluyor? Nereye götürüyorsun? Ama hep bu ancak ölümlerde olurdu biliyorsun. Yani hani ay birini kaybedince, ay tabii bak ben de öleceğim. Hepimiz, bu dünya hiçbirimize kalmamış. Sultan Süleyman'a kalmamış, bize kalsın. Ne olacak? O yüzden birbirimizin kıymetini bilip iki gün sonra ben bu sohbetten ne zevk aldım? Ben bugün o gün yediğimiz, bak o gün yediğimiz o yemekteki yemeği değil, oradaki insanları, o güzel muhabbeti hatırlıyoruz. O yüzden iyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın. Canımsın sen benim. Bu dönemi kendini bir inşa dönemi olarak görmek gerekiyor sevgili Yeşim. Kesinlikle. Yani ben geçen gün bir etkinlikten genç kardeşlerimle bir bağlantı kurduk. Bana sorular yönelttiler. İki tane seçeneğimiz var arkadaşlar dedim. Bir üçüncüsü yok. Ya dedim bu dönemi karalar bağlayıp bir köşede kara kara oturacağız. Ne zaman geçecek diye bekleyeceğiz. Ki ben bunun öyle hani tamam belki 3-4 ay sonra nispi bir rahatlama olacak ama daha uzun bir süre tahminimi söylüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bununla yaşamak durumda kalacağımızı tahmin ediyorum. Ya da dedim madem evlere kapandık ya kendimizi tazeleyelim. Bir şeyler okuyalım. Mesela ben bugünlerde geleceğe projeksiyon yapan, işte dijital çağ deniyor, dijital medya deniyor. Ne geliyor önümüzdeki dönemde? Bir şey geliyor belli. Hem de bayağı böyle hızlı bir şekilde geliyor. O gelen nedir? Ben o gelene bırak olarak fikri düzeyde, mental düzeyde ne ölçüde hazırlanabilirim, ne yapabilirim? Okuyorum, videolar seyrediyorum, eleştirel bir süzgeçten geçiriyorum. Bazen okuduklarım, izlediklerim beni tedirgin ediyor ama en azından boş boş bir köşede oturacağıma, yeni gelene hazırlanmanın da kesinlikle, bize bir şeyler katacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve az önce sohbeti bitirirken İzzet Çapa'yla olan orada aynı şeyi söyledim. Böylesi bir dönemde ben kendi adıma söyleyeyim. Hayatta en sevdiğim işin bu olduğunu bir kez daha hatırladım. Hı. İyi ki hatırlamışım. İyi ki arkadaşlarıma ulaşmışım. Böylesi bir dönemin öncesinde başlayan bu yolculuk bizi bugünlere getirdi. Herkesin de böyle mutlaka sevdiğiniz şey zaten sizi yüceltecek iştir. Resim mi yapıyorsunuz? Resim yapmaya devam edin. Gidin, boyanız mı yok? İki tane başka bir şey bulun, onunla çizin. Yani önemli olan... Yeşim, Harvard'da bir araştırma yapılmış, Harvard Üniversitesi'nde. Bence çok çarpıcı ve dikkat çekici bir araştırma. Hayallerini gerçekleştiren insanların, tırnak altını çizerek söylüyorum, hayallerini gerçekleştiren insanların ölümden daha az korktukları ortaya çıkmış. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Çok. Neden? Hayal ettiğin, yüreğinden geçen, kendine bir hedef ve amaç olarak koyduğun hepinizin vardır. Yeşim'in vardır, Burak'ın vardır, Fulin'in vardır, herkesin vardır. Bunları ne kadar çok hayata geçirirsek hayatla ve kendimize daha barışık hale geliyoruz. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Yani önemli olan zaten her günden bir dem almak. Yani onu güzel yaşamak ve o süreci doğru yaşamak. O yüzden ben çok zevk aldım ama bayağı da geç kaldık. Bir yandan Erdoğan bekliyor, arkasından da Servin. Seninle sohbete doyum olmuyor. Canım dostum, sağ ol, var ol. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Aşk olsun, olur mu? yani malum Ramazan kahve ikram etmiyoruz ama neredeyse de iftar vakti geldi. Sağ ol, var ol. Tekrar görüşeceğiz inşallah ilerleyen zamanda. İnşallah. Bütün arkadaşlarıma da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ ol can dostum. Sağ ol. Sağ olun. Hemen hoşça kal. Erdoğan Arıkan'ı alacağız. Evet, Murat, görüyorum seni. Murat Can Canbay, sevgili eşiniz Füsun Hanım'la sizi alacağım bir gün bekliyorum heyecanla. Şimdi bugün ne güzel oldu böyle spikerler toplandık. Sevgili Erdoğan Arıkan, geçtiğimiz haftalarda Kahve Bahane'nin, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Yeşim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ne güzel formalar arkada görüyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsun. Kaşkollar. Ya, gerçekten çok büyük zevkle izliyorum. Senin takipçilerin de böyle şey yani, o kadar sen onlara böyle burandan konuşuyorsun. O kadar ulaşıyorsun ki onlar da sanki aile gibi her dakika zevkle senin takipçilerini takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ne güzel bir enerji. Ben de seni takip ediyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsun. Ve
TRT için çok erken kaybedilmiş bir değersin sen. İyi ki şimdi tekrar yeşil sahalara döndün, bir futbol terimiyle söyleyeyim. Çok güzel bir falan yeşil. Hemen gideyim bir kaşkol alayım geleyim. Ya. İyi ki yayıncılıktan kopmamışsın. Yeşim, nasıl keyfin? Güzel mi? Teşekkür Amerika'da ederim. Nasıl hayat? Yani işte biraz sohbetlerden yakalamışsındır. Gerçekten ölüm şehri diye geçiyor. Maalesef sayılar çok yüksek. Çünkü burası New York, New Jersey, Connecticut üçlü eyalet diye geçiyor. Ve Amerika'nın metrekareye düşen insan sayısının, yani yoğunluğun olduğu üç eyalet iç içe geçmiş aslında. Böylesi bir yerde yaşıyorum. Oldukça tehlikeli. Tabii ki Manhattan kadar değil. Can dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım Manhattan'da yaşıyor. Birkaç arkadaşım ama onunla her gün konuşuyoruz. O böyle yürüyüş çok yapar. Belli bir yaştan sonra maraton koştu. Tam sporcu zihniyet. Yani 50 küsur yaşında, 60'tan sonra maraton koştu. Hala da koşuyor, durduramıyoruz. Ama ne güzel. Fakat ondan hep duyuyorum. Giderek insan, tabii tümüyle el çektiler sokaklardan insanlar. Çünkü oldukça tehlikeli boyutlara vardı. O böyle hani birçok ülkede böyle bir peak yapıyor sayı, sonra böyle bir platoya geliyor. Maalesef bizde böyle şöyle bir şey var. Şöyle gidiyor, hop, gidiyor tekrar. Yani bir türlü o bir platoyu görmüyoruz. Biraz iner gibi oluyor, tekrar yukarı çıkıyor. Zor günler Erdoğan, ama ne yapalım, böyle geçecek herhalde. Bu da herkes Allah. Yani şu anda dünyanın her ülkesi, herkes bunun içinde. O yüzden iyi düşünmek lazım. Moralimizi yüksek tutacağız. İyi düşüneceğiz, iyi iletişeceğiz. İletişim tabii çok önemli. Bu arada Türkiye'de şu anda iftar vakti. Ay evet. Türkiye'nin Allah kabul bir ucu etsin. 18.55'ten 19'dan itibaren başlıyor. Hakkari'den girerek Türkiye'ye iftar zamanı. Edirne'den çıkarken de 20-15'i falan buluyoruz. Onun için şu anda mesela Ankara iftarını açıyor. Bir 5 dakika falan oldu. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Aynen öyle. Vallahi herkesin Allah dualarını kabul etsin. Duaları kabul olsun herkesin. Çok güzel sohbetler yaptınız. Çok dolu sohbetler yaptınız. Doğrusunu istersen ben ne konuşacağım diye düşündüm sizi dinledikten sonra. Şunu merak ediyorum. Sen geçenlerde Fulin'e konuk olduğunda, Yeşim de burada olacak, ben bir şey söyleyecektim dedin. Hala neydi acaba o? Yeşim'e mi bir şey söyleyecektim dedim. Şunu söyleyecektim. 1994'te senin yaşadığın yerde ben bir ay kaldım. Buradaydın. Evet. Amerika 94'tü. Benim ilk büyük seyahatimdir o. Futbol heyecanı vardı. Bu yüzden de onu konuşacaktık. Biraz onu konuşurduk diye düşünmüştüm. Ama şimdi işte seninle karşılaştık. Çok da sevindim. Evet ya. Peki sonrasında bir daha geldin mi? Yani 94 ve sonrası bir şey yapabiliyor musun? Böyle bir karşılaştırma? Hayır, gelemedim bir daha. Filmlerden izliyorum. Görüyorum, şunu söyleyeyim. Çok enteresan. Bak demin aslında söyleyecektim galiba. Amerika'da o kadar çok şey konuşuldu ki. İnan bana, ben de 2002 ocağında artık tümüyle geldik. 2001'de geldik aslında da. 2002 ocağından beri buradayım. İnan bana, o kadar enteresan bir değişim var ki. Yani hani binalar, işte yerleşimler, onlar evet, yani Manhattan'da sadece o skyline dediğimiz, şöyle bir uzaktan bizim bu taraftan baktığın zaman o şeylere böyle inanılmaz bir yükseltiler geldi. Tabii ki ikiz kuleler yıkıldı, yerine inanılmaz bir yapı yapıldı ki bence çok etkileyici. O ikiz kulelerin çöktüğü yerin temelinde çok uzun süre zaten inşaata karar veremediler ne yapılacağına. İnanılmaz bir mimari hazırlık aşamasıydı ki birçok plan ertelendi, yapıldı, yapılmadı. Sonunda çünkü çok yakını ölen insanlar orada. Oraya bir tekrar bizim yakınlarımızın mezarı üzerine bina inşa etmeyin demişlerdi. Şimdi ne var biliyor musun? Böyle kare şeklinde, tekrar kare şeklinde, görmüşsündür görsellerini. Su akıyor içeri doğru. Ve içeri baktığın zaman o bir sonsuzluğa giden bir inanılmaz, yani inanılmaz etkileyici ve o
mermer taşların etrafında da isimler yazılı. Bu tabii ki hani görsel anlamda değişiklikler belki Manhattan için özellikle. Ama ne değişti biliyor musun? İnsanlar çok değişti. Yani ben ilk geldiğimde 20 yıl önce buraya Erdoğan, sokakta karşıdan karşıya geçerken arabalar durur. Herkes birbirine inanılmaz bir gülümsemeyle insanca. Şimdi geçenlerde burada kadıncağızın bir yaşlı öldü, kocası da Alzheimer'mış, zavallıcık, ikisi de perişan oldu, aile yok oldu. Yani yol vermiyor mu Amerika'da sürücüler? Yok karşıdan yani inanılmaz geçerken. Var ya. Yani hiç kimse yavaşlamıyor. İnanılmaz bir şey gelişti yani. Herkes kızgın. Yani dünya şu anda bence hani konuşuyoruz sabahtan beri ya böyle işte bir vallahi herkes kızgın. Yani herkes birbirinden bir intikam almak, bir hırsı var. Çok acayip bir dünya düzeni. Burada da yani zaten hani bu cep telefonlarının çıkması, o cep telefonuna bakıyor, araba kullanıyor falan. Hani bir sürü şey ama insanlar eskisi kadar birbirine hüsnü niyetle, birbirine o böyle bir özgürlük de yani o şey biraz yıkıldı bence. Hani sana karşılaştırma şey ama bütün bugün konuştuğumuz süzgeçten senin için sen nasıl yorumluyorsun? Geldiğimiz bu iletişim çağı bu kadar dijital bir platformda iletişimin hataları ne, eksikleri ne, ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Sizin kadar karamsar değilim. Bu güzel. Yani çünkü hayat değiştikçe biz aslında şunun biraz farkına varmalıyız. Hayat çok hızlı değişti. Biz çok yavaş kaldık. Ve onun sorununu yaşıyor şu anda insanlık. Yani şöyle düşünelim. Sen ve benim kuşağım dünyanın belki de milyarlarca yıllık geçmişinin en şanslı kuşağıyız. Yani biz neredeyse taş devrini yaşamış, şimdi de uzay çağını yaşayan bir nesiliz. Biz bu değişimi görmüş bir nesiliz. Yani ben çocukluğumda evimizde televizyonun olmadığı, buzdolabının olmadığı günleri hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Evet, böyle yoktu. Çevirmeli de telefonlar. Evet, telefon da yoktu. Bağlatıyordunuz, başvuruyordunuz. Size bir ay, iki ay, üç ay sonra telefon geliyordu. Onu da telefon ederken bağlatmak zorunda kalıyordunuz. Siz de çeviremiyordunuz. Hatırlarsın o günleri. Şimdi o günlerden bugünlere gelmiş ama milyarlarca yılda 1950'lere gelebilmiş bir dünya, 60'lara, 70'lere gelebilmiş bir dünya bir anda 30-40 yılda o milyarlarca yıllık mesafenin çok daha fazlasını kat etti. İnternet sayesinde, bilgisayar sayesinde. Fakat insan tabii o kadar hızlı yol alamıyor. Teknoloji yol alıyor, insan yol alamıyor. Dolayısıyla da bir geçiş süreci yaşıyoruz. Bu geçiş sürecinde yaşadıklarımız bana normal geliyor. Yani bocalayacağız tabii ki. Yani aslında bu yine bizim karşısında. Kuşak gerçekten yine çok uyumluymuşuz. Yani Erdoğan öyle düşünürsen yani haber merkezinde ben daktiloyla haber yazdığımı hatırlıyorum. İlk bilgisayarlar geldiğinde peki sana bir çok soru geçirmiştik. Sorayım. Nasıl uyum? Sana bir soru sorayım. Beyaz nedir beyaz? Siz de öyle mi derdiniz? Daktiloda hata yaptığınız zaman neyle temizlerdiniz? Neyle düzeltirdiniz? Beyaz tut beyaz. Beyaz derdik ona hepimiz. Beyazı verir misin? Beyazı verir misin? Beyaz ben doğru söylüyorsun ay. Evet o günlerden. Hayır değil mi? Çok güzel görünüyorsun. Çok genç görünüyorsun. O günlerden geliyoruz. Dünya o değil de. Dünya böyle değişiyor işte. Şimdi bu değişen dünyada da, bu kadar hızlı değişen bir dünyada insanların bocalaması normal. Her şeyin yerli yerine oturması bence bir 50 seneyi, 100 seneyi bulabilir. Yeni bir düşüncenin gelebilmesi için ama işte bu koronavirüs olayı biraz daha bu süreci hızlandırabilir diye düşünüyorum ben. İnsanlar çünkü ister istemez yeniden düşünmeye, yeniden çözümler üretmeye başlayacaklar, zorunda kalacaklar buna. Az önce siz sosyal medyadan söz ettiniz, Sermin'in olayından söz ettiniz. Çok karamsar gördüm sizi. Bir defa çok ciddi alıyorsunuz olayı. Yani şu arkadaşınız ciddi aldığı için. Şuna haksızlık ediyoruz. Benim de başıma geldi. Ben Türkiye'de iki gün üst üste TT oldum. Hem de birinci sıradan TT oldum. Bunun da sebebi şuydu.
Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımların aslında küçük takımlar olduğunu söylememdi. Ama neye göre küçüktü? Avrupa'ya göre küçüktü onlar. Bunu dile getirmem. Yoksa kulüp büyüklükleri, camia büyüklüklerinde küçük diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama takımlar olarak gerideyiz işte. Kabul etmemiz lazım bunu ve ona göre çözümler üretmemiz lazım. Bunu söylediğim için ben de 2 gün boyunca TT olmuş biriyim. Sermin'in neler yaşadıklarını biliyorum ama şu haksızlığı yapmayalım. İyi anlamalıyız insanları. Bu insanlar kim? Peki Türkiye'nin gerçekten ya da dünyanın gerçekten büyük çoğunluğunu temsil edebilecek bir kitle mi orası? Bu eleştirileri yapanlar, Sermin'e geceyi zehir edenler, hayatı zehir edenler gerçekten ciddiye alınması gereken kişiler mi? Yoksa insanların %90'ı, 95'i iyi niyetli mi? Orada kendini ifade edemeyen, 85 milyonluk bir ülkeyiz biz artık. Orada kendini ifade edemeyen milyonlarca insan var. Ve Sermin için atılan tweetlerin sayısını bilmiyorum, bakmadım ama en fazla olsun, en fazla olsun 5.000'dir. Yani 5.000 tweet atılmışsa bu çok iyi bir rakamdır. Bu yüzden de bu Ya insanları çok yani fazla abartmamak lazım. Ha tabii biz de kendimizce, kendi alanımızla ilgili derslerimizi çıkaracağız. Yaşadıklarımızdan hareketle geçen çok güzel bir söz duydum. Çok güzel bir yaklaşım bence. Diyor ki ben diyor asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da ders çıkarırım. Bütün mesele bu ah bence. ne güzel, bunu not almam lazım. Evet ya kazanırım ya ders çıkarırım diyor. Bu yüzden de evet kötü bir olay yaşanmış olabilir. Hepimizin bundan ders çıkarması lazım. Bir sunucu olarak ben Sermin'in neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Kendi adıma da bir sunucu olarak nelere dikkat etmem gerektiğini de onun içinden çıkarıyorum. İnsanların tavırları da dahil olmak üzere, benim yaklaşımım da dahil olmak üzere. Bence biraz daha yukarıdan bakmak, olayı geniş perspektifte görüp insanların bizi anladıklarını, ben hep şunu söylüyorum mesela, işte seminerlere gittiğimde, öğrencilerle, gençlerle buluştuğumuzda, diyorum ki hepimiz hepimiz gibiyiz. Aynı duyguları Doğru. farklı olaylarla hepimiz yaşıyoruz. Senin de üzüntün oluyor, benim de üzüntüm oluyor. Senin de sevincin oluyor, benim de sevincim oluyor. Ama ben farklı bir şeye seviniyorum, sen farklı bir şeye seviniyorsun. Duygu değişmiyor. Duygu hep aynı. İşte o duyguları Doğru. yönetebilmek ve o duygularla yürüyebilmek çok önemli bence. Biraz işe bu yönden bakmak lazım. İnsanların, ben şunu hissediyorum, gittiğim seminerlerde de bunu hissediyorum, genel olarak toplumda yaşarken de hissediyorum, İnsanların büyük çoğunluğu iyi niyetli yaşıyor. Yani insanlar böyle, biz insanlar neden etkileniyor biliyor musunuz? Biz iyi niyeti çok görmüyoruz. Yani iyi niyet gördüğümüz zaman çok konuşulmaya değer bir şey olarak bulmuyoruz. Ama kötülüğü çok çabuk konuşuyoruz. Bir kötülük gördüğümüz Doğru. anda hemen sanki her şey öyleymiş gibi hissediyoruz. Her şey öyle değil ki. Ama Değil. yayıncılık, biraz da bu yayıncılığın da bize getirdiği bir şey. İyi haber haber olmaz. İşte onu Kötü diyorum ya, iyi yani haber olur. köpek insanı ısırmış haber olmaz, ama insan gitti köpeği ısırdı haber olur. Yani bize İşte hep böyle öğretildi. bizim yayıncılar olarak bunun büyüsüne kendimizi çok kaptırmamamız lazım. Bunun gereksiz karamsarlığına da kaptırmamak lazım. Yani eminim ki şimdi Sermin büyütmüştür olayı gözünde. Bir yazısını okudum. Facebook'tan bir paylaşım yapmış, onu da gördüm. Doğal bunlar, ama bunlar ciddiye alınacak şeyler değil. İnsanların %95'i, %100'e yakını iyi niyetlidir. Sadece Tabii. bazıları görmek istediği gibi görür. Bir de artı şu var. Her ülkede böyle bu bence. Bunun araştırmaları yapılıyor, bazen okuyorum. Sosyal medyayı kullananlar bir ülkeyi temsil edemezler. Yok yok, Bir mümkün değil. ülkenin Hatta bu konuda düşüncelerini şöyle bir temsil uyarım var. edemezler. 1 dakika içinde Instagram 1 saatimde olduğu için yayını kesecek. Sana döneceğim ki senle bitirip oradan Sermin'e geçelim. Hani suratına yayın kapandı gibi olmasın. Ha Süremiz tamam. uyarısı İstersen geldi. veda da edebiliriz. Hayır, Şu ama anda yani şu lütfen bu sözünü bitirmeni çok istiyorum. Onun için böldüm. Dediğin çok doğru. Çünkü ben de aynı şeyi söyledim ve sosyal medya üzerine bunca senedir çalışma yapmış biri olarak dedim ki dur. Kendini üzüyorsun, kendini acıtıyorsun. Değmez.
Sosyal medya böyle bir şey. Ben hatta olmak istemiyordum bunun içinde. Ben o yüzden yoktum sosyal medyada mümkün olduğu kadar dedi. Dedim ama sen halka mal olmuş bir insansın. Ne çok insan seni evinde ağırlıyor haberlerde ve seni ne çok seviyor. Onu düşün. Yani gerisi sosyal medyada ismini saklayarak seni linç etmeye çalışanları ciddiye alırsan öbürlerine haksızlık etmiş olacaksın. Kesinlikle ve çok büyük bir çoğunluğa haksızlık etmiş oluyoruz. Aynen bu öyle. Şimdi 9, 8, 7 kapanıyoruz. Hemen sana dönüyorum. Tamamdır. Evet. Erdoğan Arıkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakıyorum sevgili Erdoğan'ı görür görmez yayını alacağım. Sonra da hemen sevgili Sermin Baysal At'a bakıyorum. Evet, Erdoğan'ı alıyorum. Bu arada Sermin seni görmedim. Oradaysan hemen bizi duyuyorsan seni alacağım. Tekrar merhaba. Tekrar geldim. Merhabalar. Şimdi evet yani sözümüzü toparlayalım. Sermin'i görmedim. İnşallah oradadır. Hah gördüm evet. Harikasın, sana geliyoruz. Evet. Az önce söylediğin çok güzel bir noktaya gelmiştin. Yani sosyal medyada hem karamsar olmamak lazım hem de bu kadar şeyi çok... Ben zaten bu kadar çok ciddi almamak lazım. Kadar... Ama Sermin'i etkileyen şeylerden biri de şu. Uh-huh. Şu anda sosyal medyayı, hani az önce demiştim ya, bir geçiş sürecindeyiz ve biz bu değişime çok kolay ayak uyduramıyoruz. Ve bu hızlı baş döndürücü değişimin insanlar çok farkında olmadan yaşıyorlar. Ayak uyduramıyoruz ve uyduramadığımız şeylerden biri de şu. Bence Sermin'i etkileyen konulardan biri de şu. Yöneticiler. Yani sosyal medyayı hangi yönetici olursa olsun, şirket yöneticisi de, bir bakkalı yöneten de, sosyal medyayla ilgili bir şey olduğu anda çok büyük tepki gösteriyorlar. Ve çok ciddiye alıyorlar. Bu bir süreç. Yani eminim ki bir 10 yıl sonra sosyal medyada, Twitter'da yazılan bir şeyi bu kadar ciddiye almamayı ve bunun gerçekten değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğini çok iyi analiz etmeye başlayacak kuruluşlar. Ama şu anda herhangi bir kuruluşla ilgili olumsuz bir şey sosyal medyada konuşulmaya başlandığı anda yöneticiler çok fazla panik oluyorlar. Çok fazla etkilenebiliyorlar. Evet. Bu bir süreç. Yavaş yavaş anlayacağız olayı ve orada aslında yazanların birçoğunun, Fulin çok güzel bir şeye değindi az önce konuşurken, siz neler yaptınız hayatınızda dedi. Bunları yazanlar kimler dedi. Gerçekten öyle. Herkes kendine biraz çeki düzen verecek ve bu süreç biraz bize yeni bir bakış açısını da getirecek. Artık mesela Sermin'in olayında TRT'nin tutumu çok iyi bir tutum oldu. Ben son zamanlarda İlk defa gördüm, yani çok eleştirilen, çok üzerine gidilen bir kurumun elemanı ile ilgili böyle arkasında durmasını ilk defa gördüm. Yani çok yaptığı yanlıştır, yaptığı yanlıştır, özür dilerizleri çok duyduk da ama yaptığının arkasında durulmasını çok fazla görmedik. Bu anlamda da ben bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Ve bu anlamda işte evet bunları yaşayabiliriz ama çok büyütmeyelim. Kafamızda çok çok büyük bir grupmuş, toplulukmuş gibi algılamamıza gerek yok. Sermin bizi izliyorsa şu anda, ona Kobe Bryant'ın bir mektubu var. Geçtiğimiz günlerde öldü biliyorsun, Amerika'da. Bıraktığı bilinen mektubunu değil de bir arkadaşının yaşadığı büyük bir sakatlıktan sonra ona yazdığı bir mektubu var. Onu okumak isterim. Hepimizin içinden dersler de çıkarmamız lazım. Diyor ki Kobe Bryant, Gordon Hayward ayağı kırılıyor ve çok uzun bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda. Ona şöyle bir mektup yazıyor. Diyor ki, mutsuz ol, sinirlen, hayal kırıklığına uğra, çığlık at, ağla, yüzünü as. Yarın sabah hepsinin bir kabus olduğunu düşünerek uyanacaksın. Ama hepsi fazlasıyla gerçek. Kızgın olacaksın. Bir gün öncesine dönmek isteyeceksin. O pozisyondan bir gün öncesine. Ama gerçek geri döndürülemez
ve sen de döndürmemelisin. Zaman kabullenme ve tüm gücünü ameliyat için hazırlanmaya odaklanma zamanı. Prosedürü çok iyi anlamaya çalış. Bütün soruları sorduğundan emin ol. Sonrasında gün gün iyileşme sürecine odaklan. Bu uzun bir yolculuk. Ama yol üstündeki minik dönüm noktalarına odaklandığında sakatlık öncesi çok da önemsenmeyen basit şeyleri yapmanın zorluklarında bir güzellik bulacaksın. Bu aynı zamanda geri dönüldüğünde yeni bir bakış açısına sahip olman anlamına geliyor. Ayakta durduğun için, yürüdüğün için, koştuğun için o kadar minnettar olacaksın ki içindeki inancın her biri mini dönüm noktasında daha da büyüyecek ve göreceksin. Bu yüzden daha iyi bir oyuncu olacaksın. Bu yolculukta sana iyi şanslar dilerim kardeşim diyor. Karşılaştığımız olaylar... Ne kadar... Karşılaştığımız olaylar evet bazen bizim dünyamızı karartabilir. Her şey yerle bir olmuş gibi hissedebiliriz. Ama öyle değil. Önemli olan durumu kabullenip ona göre yürümek. Bizim hatalarımız varsa onları düzeltmek. Karşı taraftan bir şeyler kaynaklanmışsa o zaman ciddiye almamayı görmek, bilmek ve daha güçlü adımlarla, daha sağlam adımlarla yürümek en önemlisi. Valla Erdoğan yine her zamanki gibi böyle hani bazen abim ağır abi falan gerçekten bir ağır abi kıvamında bizi yine böyle bir düşünce ve felsefeyle bıraktın. Gerçekten sağ ol, var ol. Çok etkileyiciydi. Bu mektubu özellikle okumak istiyorum. Bana linkini ya da atarsan, ama sözlerin başlangıcı kaldı aklımda, onunla ararım zaten. Ama Kobe Bryant gerçekten bence yaptıklarıyla sonraları inanılmaz yani.